Düzgünce koy. Şöyle. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun ablacığım. İyi günlerde kullan inşallah. İnşallah. Yeni çay demledim. Buyurun birer bardak çay içip öyle gidin. Epey yoruldunuz. Buyurun. Peki. Vay anam vay. Cennet oldu lan burası. Ben akşama kadar burada durmazsam şerefsizim. Adamları aldı içeri. Allah Allah. Şinas Bey eczaneyi başkasına mı devretmiş? Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk da Şinasi Bey nerede acaba? Şinasi Bey burayı bana devretti hanımefendi. Kendisi daha merkezi bir yere taşınmak istemiş. Anlıyorum. Peki siz mi aldınız burayı? Evet. Ben işleteceğim bundan sonra. Adım Bahar. Ha evet. Tabelada da yazıyor zaten. Öyle gerçekten. Rahmetli eşim çok istemişti. Onun vasiyeti diyelim. Yok, ben öyle demek istememiştim. Hay Allah ya, başınız sağ olsun. Üzüldüm şimdi. Çok da gençsiniz. Takdiri ilahi. 5 sene oldu. Ne yapalım? Hayat devam ediyor işte. Öyle ya. Vallahi senden korkulur Zeliha. Senin kulağına gelmeyen bir şey yok mu ayol? Biz eski kulağı kesiklerdeniz Sümbülüm. Benden söylemesi. Siz de ayağınızı denk alın. İlahi Zeliha bize de mi? Anacığım sen hiç merak etme. Sizinkileri herkesin önce size anlatırım. Nevin nerede kaldı ya? Kaçırdıklarını bir bilse. Ama ne var canım, Zeliha ona 2 dakikada özet geçiverir. Kocanın iplerini gevşek bırakmayacaksın kızım. Bak bana, Mustafa'nın attığı her adımı saniye saniyesine bilirim. Ay ne yapayım yani şimdi, dedektif mi tutayım? Akıllı ol biraz, cep telefonunu kontrol et. Çaktırmadan kredi kartı hesaplarına bak. Ne yapıyor ne yapmıyor hepsini anlarsın. Vallahi cesaret etsem yapacağım da Sinan cin gibidir. Her şeyi bilir. Aa bak Nevin de geliyor. Aa. Nevin? Ne bu hal? Koştun mu eve kadar? Ay dur acayip havadislerim var. Allah rızası için önce bir bardak su getiriver Zeliha. Ay tamam. Çok merak ettim şimdi. Hemen geliyorum. Ben de merak ettim. Ne oldu ki? Demek kız çok mu güzel? Uzun boylu, sarı saçlı filan. Gerçi boyadır saçları. Mahallenin iti kopuğu da doluşmuş karşıya salya akıtıyor. Çok sinir oldum kadına. İşe bak. Bizimki de bütün gün oralarda dolaşıyor. Alacağın olsun Şinasi Bey. Dükkanı devredecek başka birini bulamadın mı? Bir de dolmuş öyle mi? Koca söyleli 5 yıl olmuş. Ay yazık kız. Kim bilir neden öldü adamcağız. Kadın çok güzelmiş baksana. Salya akıtan, kuyruk sallatan cinstense. Ay Zeliha sen de. Daha kadını tanımıyoruz. Dur bir. Yazık günah vallahi. Heh yazıkmış. Daha 5 dakika önce bizim adamın gözü dışarıda diye ağlıyordun. Al bak şimdi, senin adamın gözü hep eczanede olur. Ne buraya yazıyorum. Ne güzel gülüp eğleniyorduk şurada. Nereden çıktı bu kadın şimdi? Durun hele. Ben şu kadını bir göreyim bakayım. Sonra bakarız çaresine. Anne. Geliyorum yavrum.
Söyle bir tanem. Ne zaman eve gideceğiz? Ah kıyamam oğluma ya. Canın sıkıldı değil mi? Kitabım da bitti. Murat. Yarın ne yapalım biliyor musun? Gidip buraya bir televizyon alalım. Ne diyorsun? Oo süper. Ben de ikide bir seni çağırmam o zaman. Canım oğlum benim. Sen ne zaman istersen çağır beni. Ben her işimi bırakıp sana koşarım. Oldu mu? Bakar mısınız? Hemen döneceğim canım. Tamam. Tamam mı? Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şuna bak, eczacı değil manken mübarek. Hakikaten de güzelmiş. Yardımcı olabilir miyim? Olursunuz tabii ama önce tanışalım. Zeliha ben. Mahallenin muhtarının karısı olarak sizinle tanışmaya gelmiştim. Çok memnun oldum Zeliha Hanım. Şinasi Bey, mahallemizin çok sevilen bir simasıydı. Yanlış anlamayın tabii. Muhakkak sizi de seveceğiz. Sağ olun. Bir şey içer miydiniz? Gerçi mutfak daha yerleşmedi ama... Açık bir çayınızı alırım. Tabii. İşte olacağı bu. Buyurun. Merci. Afiyet olsun. Sabahleyin Nevin Hanım uğramış yanınıza. Evet. Beyinizle ilgili şeyi anlattı da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Eksik olmayın. Yeniden evlenmeyi falan düşünüyor musunuz? Kısmet diyelim. Yani yas tutmanızı anlarım. Ama burası da muhafazakar bir mahalle. Tek başına dul bir kadın nasıl görünür bilmem. Eviniz nerede? Yakın mı buraya? Zeliha Hanım, malum bugün ilk günüm. Biraz yoruldum. Dilerseniz başka bir gün devam edelim, olur mu? Değerli vaktinizi aldım, kusura bakmayın. Rahatsızlık vermeyiz bir daha. Yanlış anlamayın lütfen. Sadece biraz meşgulüm. Olur mu olur vallahi. Bence sen bir şansını dene. Oğlum kadın her geleni kabul eder mi öyle ya? Hele bizim Hayri'ye. Eğitim yok bir şey yok. Neyim varmış lan benim? Eğitimimiz yoksa da aslan gibi adamız yani. Yarın gidip konuşacağım. Hatta yarın dediği şimdi konuşacağım. O da kabul edecek, görürsünüz siz. Ayıp değil mi bu yaptınız? Zeliha abla. Dur bakayım. Sen Melahat'ın oğlu Hayri değil misin? Seni annene şikayet edeyim de gör gününü. Gerçi suç sizde değil ya. Ne yaptım ki abla? Abla ne oldu ya? Sus, bana ablam abla deme. Allah Allah. Ne dedik biz ya? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Burada oturuyoruz diye mi kızdı? Neyse beyler, siz burada oturup çene çalın. Ben gidip geleceğimle ilgili görüşmeler yapacağım. Gazan mübarek olsun kardeşim. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Gidiyor vallahi. İyi günler. İyi günler. Şimdi kapattım. İlaç mı alacaktınız? Yok şey, ben sizinle başka bir şey konuşacaktım. Buyurun. Yani kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben... Evet. Kalfalık için başvuracaktım. Aa olur, konuşalım. Daha ilk günden kalfa mı buldum yoksa? Belgelerin tamam mı? Yok. Kusura bakmayın, aslında arkadaşlar demişler de eğitim yok olmaz diye. Neyse, kolay gelsin. Anne onu nişanlamaz mısın? Delikanlı. Delikanlı. Bir saniye. Yarın gel bir daha konuşalım. Bir çaresini buluruz belki. Tamam olur abla yarın. Yani şey pardon hanımefendi yani affedersiniz. Abla diyebilirsin. Sorun yok canım. Tekrar teşekkürler. İyi günler. İyi günler.
Hayırdır Zeliha? Sabah beri gözümün içine bakıp duruyorsun. Yok bir şey canım. Ne olacak? Hadi hadi. Çıkar ağzındaki baklayı. Ne duydun? Ne gördün yine? Sen de hiçbir şey bilmeden beni suçlarsın Mustafa. Kimseyi suçladığım yok yahu. Bir derdim var belli ki. Merak ettim. Etmeyeyim mi? Evet, bir derdim var. Muhtarı sensin ama ben mahallenin sorunlarını senden daha iyi biliyorum. Hay Allah. Deli gibi kaşınıyor. Ne sorunu varmış mahallenin? Şinasi Bey'in eczaneyi kime devrettiğini gördün mü? Evet, gördüm. Bir kadın. Geçen hafta muhtarlığa gelmişti. Ya, demek yanına da geldi. Ne diye gelmiş? Ne diye gelecek Zeliha? Kadın mahalleye yeni taşındı. Kaydını yaptırmaya gelmiş. Zeliha. Yine kıskançlık krizlerine başlamayacaksın değil mi? Gözünü seveyim başlama. Niye başlamayayım? Nasıl bir kadın olduğunu kendi gözlerinle görmedin mi? Gördüm. Gayet kibar. Hanımefendi, işinde, gücünde. Sen öyle zannet Mustafa Bey. Sen öyle zannet. Ya ne oluyorsun Zeliha? Kadın mahalleye geleli 2 gün oldu. Mahallenin ahlakı bozuldu. Bütün gün camda oturanları kaş göz ediyor. Haberin var mı? Tövbe tövbe. Bilip bilmeden iftira etme Zeliha. Günaha giriyorsun bak. Bilip bilmedenmiş. Gözlerimle gördüm Mustafa. Kadın oğlu yaşındaki çocuklarla oynaşıyor. İnanmazsan git kendin gör. Tövbe tövbe. Nereye? Muhtarlığa gidiyorum. Oturup bu saçmalıkları dinleyecek değilim. Hep ben kötüyüm zaten. Elin karısı iyi, ben kötüyüm. Alacağın olsun Mustafa. Hayri abimle kalsaydı keşke. Ama onun da annesi bekler Murat'ım. Annesi ona güzel güzel yemekler pişirmiştir. Gitmezse çok üzülür değil mi? Hayri abim ne kadar güçlü değil mi anne? Hı. Her akşam beni kaç kat yukarı taşıyor ama hiç yorulmuyor. Sağ olsun. Anne. Evet canım. Babam ölmeseydi beni Hayri abi değil babam taşırdı değil mi? Evet yavrum taşırdı tabii. Ama bazen aklıma şey de geliyor. Babam ölmeseydi ben de böyle olmazdım değil mi? Yani kaza olmayacaktı. Anne, kötü bir şey mi böyle düşünmek? Canım oğlum, canım benim. Bahar Hanım, Bahar Hanım, aç kapıyı, aç. Aç şu kapıyı. Bahar Hanım, aç. Aç kapıyı, Bahar Hanım, aç. Bahar! Bahar Hanım, aç diyorum, aç sana. Aç. Sen ne edepsiz, ne ahlaksız kadınsın be? Ne yaptığını sanıyorsun? Bir saniye. Konuşma. Ne? Utanmaz arlanmaz soytarı. Senden hiç beklemezdim yazık. Siz ne diyorsunuz ne haklı? Benim gencecik saf temiz oğlumu kandırmaya utanmadın değil mi? Ne? Anne. Bir şey yok oğlum korkma. Hemen evimden çıkın yoksa. Polis mi çağırsın durma çağır. Çünkü biz de seni polise vereceğiz. Hangi nedenle? Kocamı ayartmak gencecik oğlanlarla zina yapmak nedeniyle. Anneciğim. Annemi bırakın. Yaşından başından da mı utanmadın? Ne diyorsunuz siz ya? Çıldırdınız mı? Sus bir de konuşuyor. Anne. Çık git anne. Bu mahalleden. Çık git bu evden. Defolun evimden. Defolun. Siz ne biçim insanlarsınız? Anne. İftira etmeye utanmıyor musunuz? Asıl sen utan sen. Mahallenin ahlakını bozdun. Evet. Defol git buradan. Defol. Anneciğim. Defol git buradan ahlaksız. Murat. Oğlum. Murat. Oğlum. Defolun buradan! Defolun! Allah kahretsin sizi! Kahretsin sizi! Defolun! (Gülüyor)
Hayırdır inşallah ya. Püh sana. Baksana şu terbiyesize. Ayıp ayıp. Ama... Ne oldu şimdi ya? Bahar abla? Ne oldu sana? Hasta mısın yoksa? Hay Allah ya. Geçmiş olsun ablacığım. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok hayır, sağ ol. Sen bugün yat dinlen abla. Ben bugün tek başıma açarım dükkanı. Gerek yok, bugün açmayacağım. Abla, bana güvenebilirsin. Anlamadığım şeye yok derim. Eczacı yarın gelecek derim. Ufak tefek bir şeyler satarım belki ha? Yok hayır, ne olursun evine git. Tamam Bahar abla, sen nasıl istersen. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Ayrı, çok sağ ol. Dediğin çıktı vallahi. Tabii oğlum, ne aynen. Ne iş görüyor musun ya? Geldi. İşte. Günaydın beyler. Günaydın sana da. Bahar abla hastalanmış da bugün açmayacağız dükkanı. Ne var, ne gülüyorsunuz? Oğlum Hayri, ya sen çok safsın ya biz çok salağız. Niye ki? Oğlum bu saf falan değil, resmen bizi yemiş. Ne atlar karıştırdığını öğrendik Hayri, boşuna salağa yatma. Neyi öğrendiniz ya? Ne saçmalıyorsunuz? Mahalle bütün gece çalkalandı. Haberin yok mu? Yoo, ne olmuş ki? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Zeliha ablayla annen dün gece seni Bahar Hanım'ı gibi benzetmişler. Ne diyorsun oğlum? Ne yapmış Bahar abla? Seni eve kapatmış anlarsın ya. Tövbe de lan. Tövbe de, iftira atma. Bir dur ya. Bize ne celal ediyorsun oğlum? Biz mi diyoruz? Bütün mahalle sizi konuşuyor. Her akşam kadının evine girip çıkarken düşünecektim. Oğlum sen ne bencil adamsın lan. Bir gece de bizi ayarlasana. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne suçtan güçlü? Bırakamam lan. Yürü Ayri. Yürü. Otur. Bırakın ya. Hayricim, hayırdır? Bugün iş yok mu? Annem burada mı? Burada. Geç. Anne. Eve gidiyoruz, konuşacağız. De ne diyeceksen? Onlar yabancı değil. Anne. Hayricim, bizden çekinmene gerek yok. Yaptığın hatanın farkındayız. Ama sen gençsin. Olur böyle şeyler. Hem zaten suç sende değil. Bahar denen o namussuz da. Namussuz ha? Nereden biliyorsunuz namussuz olduğunu? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Her Allah'ın günü dedikodu yapmaktan başka ne bilirsiniz ki? Namussuz dediğiniz o kadın sakat oğluna baksın diye bütün gün deliler gibi çalışıyor. Ayrıca ya anne, sana inanamıyorum ya. Tamam da evine girip çıkmaların ne olacak? Bu mu yani? Aklınıza bir tane iyi şey gelmez değil mi? Kadın ne olur tekerlekli sandalyede ya. Her gün 4 katlı apartmandan aşağı indirip çıkarıyor. Ya 2 haftadır Murat'ı ben taşıyorum ben. Tamam da el alem öyle düşünmüyor ki. El alemden önce sen düşün anne, sen. Bahar abla mecbur olmadığı halde kursumu ayarlıyor. Üstelik kurs paramı veriyor biliyor musun? Kurs paramı veriyor. Bunu söylemedim çünkü Bahar abla istemedi. Kadın ne düşünüyor? Sizin yaptığınıza bakın. Allah kahretsin. Ya mektup? Kadının sana yazdığı utanmaz laflar? Tamam Nevin, ateşe körükle gitme. Bırak şimdi onu. Ne mektubu? Hah,
iftira yetmedi, bir de oturup mektup yazdınız ha. Ne diyeyim ben size? Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı gözünüz döndü? Ya inanamıyorum. Yazıklar olsun size. Anne sana da yazıklar olsun. Bir günahsıza iftira attınız. Bir yetimin hakkını yediniz. Lanet olsun hepinize. Lanet olsun. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Durun ya. Durun. Nereye böyle? Çay var ocakta. El kadar çocuğun dediklerine mi inanacaksınız? Giderseniz gidin be. Bana ne? Size iyilik de yaramıyor zaten. Gitmeseydim be abla. Boş ver Ayrı, böylesi daha iyi. Ama bak sakın ben gidiyorum diye kursu bırakayım deme, tamam mı? Seni hep arayıp soracağım. Paranı da her ay yatıracağım. Ama... İtiraz yok. Senin için değil, kendim için. Bizim için, bu çocuk için. Anlıyor musun? Keşke sana iftira atan o kadın senin tırnağın olabilseydi abla. Ne oluyor ya? Cevap vermiyor, açmıyor. Ama konuştum ben telefonda, nasıl olabilir ki? Bayılmış olmasın? Hayri! 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 Zeli abla içeride ama kapıyı açmıyor, bir şey olmasın. Ne? Gel Hayri. Oğlum bekle beni, tamam mı? Oğluma bakar mısınız bir dakika? Ay, ay çabuk olun. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Zeli abla! Zeliha abla! Gaz bu. Kapıyı kır bak gaz hemen. Zeliha abla! Zeliha abla! Zeliha abla! Zeliha abla! Camı açın! Camı açın! Zeliha abla! Çabuk! Abla! Abla! Ne yapacağız? Zeliha abla! Olmayacak böyle, ayrı dışarı çıkaralım. Tamam. Hadi! Hadi. Açılın! Açılın! Açılın, açılın! Ne olacak abla? Kendinize gelin. İyi misiniz? Alo. Zeliha Hanım. Alo ambulans. Çabuk, çabuk gelin. Çabuk gelin lütfen. Nefes alıyor. Hemen hastaneye aramak lazım. Evet. Ambulansı aradım, geliyor hemen. Ay fenalaştım. Zeliha Hanım, Zeliha Hanım. Yani yas tutmanızı anlarım. Ama burası da muhafazakar bir mahalle. Tek başına dul bir kadın nasıl görünür bilmem. Niye başlamayayım? Nasıl bir kadın olduğunu kendi gözlerinle görmedin mi? Gördüm. Gayet kibar. Hanımefendi, işinde, gücünde. Sen öyle zannet Mustafa Bey. Sen öyle zannet. Ya ne oluyorsun Zeliha? Kadın mahalleye geleli 2 gün oldu. Mahallenin ahlakı bozuldu. Bütün gün canlı oturanları kaş göz ediyor. Haberin var mı? Tövbe tövbe. Bilip bilmeden iftira etmesen ya. Günaha giriyorsun bak. Bilip bilmedenmiş. Gözlerimle gördüm Mustafa. Kadın oğlu yaşındaki çocuklarla oynaşıyor. Sonra kadın beni gördü. Apar topar kaçtı tabii. Hay Allah ya.
Mustafa abi böyle bir adam değildi ki. Ben size ta başından beri söylemedim mi? Bu kadın şeytan demedim mi? Sadece benim kocamı değil, Halil'i de ayartmış işte. İnanmadınız bana. Bakın mektuba. Kaçarken düşürdü bunu. Bahar Hanım! Aç diyorum aç sana! Aç! Sen ne edepsiz, ne ahlaksız kadınsın be? Ne yaptığını sanıyorsun? Bir saniye. Konuşma, utanmaz arlanmaz soytarı. Senden hiç beklemezdim, yazık. Hemen evimden çıkın yoksa... Polis mi çağırsın? Duruma çağır. Çünkü biz de seni polise vereceğiz. Hangi nedenle? Kocamı ayartmak, gencecik oğlanlarla zina yapmak nedeniyle. Siz ne biçim insanlarsınız? İftira etmeye utanmıyor musunuz? Asıl sen utan, sen mahallenin ahlakını bozdun. Defol git buradan, defol. Murat, oğlum. Murat. Zeliha abla, yormayın kendinizi. Daha sonra konuşuruz. Konuşuruz değil mi? Gitmiyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.